kazanacak. Öyle gözüküyor. Peki Sayın Bakan, ben şimdi böyle sizi takip ediyorum. Böyle geçmişten ondan sonra neler var diye karıştırırken elime bir dergi geçti. 2002 yılında size özel bir dergi çıkarmışlar. Tamamen siz varsınız. Sizle ilgili bir sürü karikatür var. Bugün o karikatürleri Sayın Cumhurbaşkanı yapsa da adam cezaevinden çıkamaz baktığımız zaman. İsterseniz o dergiye sürpriz yapalım. Ekranlara ben bir taşıyayım. Zaten sizin önünüzde bak çıktığı aldık, verdik size. Ondan sonra size de sürpriz oldu. Bir ekranlara getirelim bakalım arkadaşlar. Evet, bu MES, Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası, yani işveren gazetesi bu. Her ay çıkıyordu bu, benim bakanlık döneminde. Evet. Bu gördüğünüz şey en son özel bir sayı yaptı. Bütün şey böyle. Bizim çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı dönemimizde bir ilginç değil mi? Bir çalışma bakanlığı. Evet. İşverenler ona öyle sempati bakıyorlar ki yani ana avrat söylüyorlar. Evet, evet, evet. Tabiri caizse. Şey efendim sendikalar, işçi sendikaları, memur sendikaları aynı şekilde. Yani işçi ve işvereni aynı anda buluşturan bir çalışma bakanı olduk. O dönemde. O dönemde. Evet. Şimdi bu MES dediğimiz şeyde de bakın benim karikatürleri her ay yaptılar bunlar. Böyle işte mesela şu şey vardır. Evet. İşte rahmetli Ecevit, rahmetli Mesut Yılmaz. Açık mektup yazıyoruz. Devlet Bahçeli açık mektup diye böyle ekranda, şeyi ekranda, evet. Kukla gibi oynatıyoruz filan. Evet, evet. Bunlar her seferinde. Bu özel sayının çıkartma sebepleri de şu. Daha önce yaptıkları peyderpey şeylerde hepsine engellemelerini açtık. En son bu şeyde iş güvencesi yasası, işsizlik sigortasını istemediler bilmem ne oldu filan. En son iş güvencesi yasasında işveren kesimi filmi koparttı. O dönemde evet. Allah rahmet eylesin Refik Baydur vardı. Refik o Baydur. O dönemde evet. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı'ydı. O mesela ölmeden önce iş güvencesi tartışmaları diye 700 sayfalık bir kitap yayınladı. Kitabın %70'inde ben varım. Beni şikayet ediyor. Mesut Bey ile konuşmaları var. İşte Mesut Bey'e gittim dedim ki ya bunu başımıza bela ettin. Bunu al. Ya ben işte öyle değildi filan. Şimdi tabii dolayısıyla bu MES'in bu özel sayı evet, özel sayı çıkartmasının sebebi iş güvencesini katiyen istemediler. Evet. Yani şöyleydi işverenlerin nazarında. Kardeşim ben seni istediğim anda atarım. İstediğim zaman atarım seni. Gelirim ben patron değil miyim? Ben beni al ben şu 50 lirayı git bana sigara al. Almıyorsun. Almadım attım seni. Biz buna ciddi mani olduk. Bakın bugün evet, işte evet, anladım. Bizim çıkardığımız yasalar son derece önemli. Ha uygulamada eksiklik var, şey var o ayrı bir şey. Evet. Ama Türkiye'de ilk defa işsizlik sigortasını biz çıkardık. İş güvencesi yasasını biz çıkardık. Öyle bedavadan çıkartamazsın. EYT'yi de ve, siz şey yaptınız. Tabii EYT'yi de biz çıkardık. Ve ne oldu? Milyonlarca insan size teşekkür etti. O kişisel sempatilerine eyvallah. Evet, evet. Ama doğruyu yaptık. Tarım ve tarım kesiminde çalışanlar bağkurlu değildi, sigortasızdı. Onlara biz dahil ettik. O dönemde. Şimdi bütün yani, işverenlerin aleyhinde olmuş, çalışanların tabii, lehinde olmuş aslında. Tabii canım ama evet. Çalışanların sendikaları da şey bizi tamamen şeyde yani onlarla da çatıştık. Niye? Çünkü işveren kesimi o zaman
rahmetli Refik Baydur, Türkiş Disk Hak İşi etkileme alanı için almış. Onları da benim üstüme salıyor. Bakın mesela şu karikatür. O zaman yapmışlar. Evet, gördüm. Üçü de orada. İşverene yatırmışız kurban. Bayram Meral, Süleyman Çelebi ve Salim Uslu işte diyor amin diyor filan mesela. Evet, evet.